Rakamlar böyle ama dünya da değişiyor. Önemli bir toplantı İstanbul'da. 26. Dünya Posta Kongresi yapılıyor. Bu çok önemli çünkü önümüzde bunun sektörel anlamda nereye gittiğini konuşmak için PTT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Bozgeyik var. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi hakikaten gelir dağılımının farkını kapatmak için de sizin gibi kuruluşlar çok önemli. Çünkü pek çok boşluğu dolduruyorsunuz ve pek çok yere hizmet götürüyorsunuz aslında. Bunları soracağım ama önce bir kongreyle başlayalım. Şimdi 26. Dünya Kongresi kaç tane katılımcı, ne kadar sürüyor, nasıl kararlar alınıyor efendim? Çok teşekkür ederim. Sözlerime başlarken ben de İstanbul'daki metrobüs kazasından dolayı geçmiş olsun diyorum bütün İstanbul'umuza. Bu 26.sını yapacağımız kongre posta sektörünün olimpiyatları. 4 yılda bir yapılıyor. Bir önceki son kongre Katar'da yapılmıştı. Sayın Başbakanımız o gün zamanlarda Ulaştırma Bakanı olarak bizzat gidip bu kongrenin Türkiye'de yapılması için girişimlerde bulunup bunu neticelendirmişti. Son 4 yıl içerisinde bakanlığımız, kurumlarımızla büyük bir çalışma yapıldı bu organizasyonla alakalı. Son 5-6 yıl ay içerisinde de Türkiye'deki son gelişmeler nedeniyle bunun yapılmaması için bir mücadele vardı. Ancak Sayın Bakanımızın başkanlığında, Dışişleri Bakanlığımızla, tüm kurumlarımızla büyük bir gayret, haklı mücadelemizi neticelendirdik. Ve 20 Eylül, 7 Ekim tarihleri arasında bu kongreyi Türkiye'de yapmak üzere gerçekleştirdik. Ve 20 Eylül tarihinde de Sayın Başbakanımızın açılışlarıyla, bakanımızla birlikte gerçekleştirdik. Söylediğiniz şey çok önemli. Bu sektör çok büyük bir sektör. Ekonomiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık dünyada 192 üyesi var. 192 ülkeden 2000 delege bu toplantıya katılmakta. Ve final toplantısı da 4 Ekim'de 50 bakanın katılacağı, yine 2000'in üzerindeki delegenin katılacağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da programı müsait olduğunda katılacağı bir final toplantısı olacak. Bu toplantının birçok ilki var. En önemli ilklerinden birisi çevre dostu bir kongre. Bu kongrede posta sektöründe ilk defa dijital bir kongre yapıyoruz. Ve yaklaşık 4 ton kağıt tasarrufu yapacağız. Böylelikle hem çevreye hem ağaçlarımızı korumuş olacağız. Bu anlamda da sektörde ilk defa böyle bir kongre gerçekleştiriliyor. Yine bu kongrenin başka bir ilki, 4 yıl boyunca burada alınan kararlar İstanbul stratejisi olarak dünyaya yayılacak. Ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağız. Ve bu sektördeki alınan bütün kararlar İstanbul belgesi olarak da anılmış olacak. Tarihe geçmiş olacak. Daha önemli bir husus, 2017-2020 yılları arasında Dünya Posta Sektörü'nün İdari Konsey Başkanlığı ülkemize geçiyor. Ve bu dönem başkanlığını inşallah kurum olarak, bakanlık olarak biz icra etmiş olacağız. Birçok açıdan ülkemize katkısı olan önemli bir kongre. Ana başlıklarını inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık gibi temel stratejik konularda çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Peki ben bu arada bu kongre için özel bastırdığınız zarf, evet, ve anı zarfı ve pulu. Evet. Bunu şöyle bir göstereyim, yönetmenimden rica edeyim ayrıca. Tabii sektör, posta sektörü olunca mutlaka anı pulunda olması gerekiyor. Evet. Hala da pul çok değerli ve özel bir şey. Ayrıca bunun başbakan tarafından imzalandığının görüntüleri de var bizim dosyamızı açarsa prodüktör arkadaşlarımız. Oradaki duvara büyük imzanın attığı, hı-hı, görüntüler de var. Şimdi toplantı önemli ama bir yandan da sektör çok büyük bir transformasyon geçiriyor. Siz aynı zamanda kamu oyuncusunuz. Hı-hı. Partnerleriniz, hı-hı, de öyle. Hı-hı. Bir dönem acaba bu iş bitiyor mu? Ne bileyim işte Amazon'undan osuna busuna kadar büyük oyuncular, özel oyuncular devreye giriyor derken kamu posta dağıtımı yeniden bütün gücüyle geri dönüyor anladığımız kadarıyla. Şimdi dünya değişiyor. Teknoloji gelişiyor. Ancak posta sektörü de kendi içerisinde kendisini yenileyerekten yine büyüyerek ekonomi içerisindeki pastasında daha güçlü bir şekilde duruyor. Ne oluyor? Kayıtlı posta dediğimiz bizim tarihi mektubumuz her yıl yaklaşık %10 civarında bir azalma gerçekleşiyor. Elektronik tarafa dönüyoruz, hibrit maile dönüyoruz. Daha önemlisi e-ticarete dönüyoruz. Daha önemlisi üretilen her şeyin ulaştırılması gerektiği için kargo sektöründe büyük gelişmeler oluyor. Biz PTT olarak yeniden Büyük Türkiye'nin yeni PTT'si olarak
bu alanların tamamında yeniden yapılandırıyoruz. Sayın Bakanımızın koymuş olduğu stratejik hedefler içerisinde dünyaya açılıyoruz ve dünyanın yükünü taşımaya talibiz. PTT olarak çok iddialı bir şekilde yeniden yapılandırdık ve bu son 3 gün daha başlangıçta kongrede Avrupa'dan, dünyanın değişik ülkelerinden bizim kurmuş olduğumuz PTT AVM sanal e-ticaret sistemimizi bu ülkelere ihraç etme şansını yakaladık. PTT AVM ile ne yapacağız biz? 2000 şu anda üreticimiz orada mağazaları var. 2 milyon üzerinde ürün pazarlıyoruz. Burada KOBİ'lerimizin, yerel ürünlerimizi bütün dünyaya en uygun şartlarda pazarlamış oluyoruz. İhraç etmiş oluyoruz. Onlara ihracat şansı vermiş oluyoruz, fırsatı vermiş oluyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın da, bakanımızın da bu anlamdaki e-ticaret konusundaki almış oldukları tedbirleri biz şimdi PTT olarak daha etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Aynı şekilde kargo altyapımızı yeniden yapılandırdık. Dünyadaki dünya markalarıyla uluslararası işbirliği içerisinde PTT'mizi büyütüyoruz. Siz bana az evvel anlattınız, kadın girişimciler için de bir özel bir şey yapıyoruz dediniz. Şimdi bu e-ticaret meselesi çok önemli çünkü dükkan açamayan veya küçük bir alışveriş merkezinde kiosk açamayan pek çok kişi aslında sizin üzerinizden ihracat da yapabilecek, ticaret de yapabilecek. Kesinlikle. Bizim yine Anadolu'muzda ev hanımlarımızın kendilerinin el işleriyle yaptıkları küçük bir kooperatif vardı. Biz onlara sanal mağazada yer veriyoruz ve üretmiş oldukları el ürünlerini bütün dünyaya pazarlıyorlar orada. Bu alanda yerel ürünlerin tamamı için bir fırsat olmuş oluyor. Onun ötesinde inovatif yeni yaklaşımlarla sektörümüzdeki bir takım teknolojileri de geliştirecek altyapımızı kurduk. Bunun içerisinde drone var. Biraz anlatır mısınız az evvel konuşuyor. Herkesin merak ettiği. Şimdi PTT drone ile acaba paket dağıtım yapar mı? Efendim bunları yapacağız. Bizim bir teknoloji merkezimiz var. Genç insanlardan kurduğumuz, zeki beyinlerden oluşturduğumuz iyi bir Ar-Ge altyapımızı oluşturuyoruz. Şu anda geliştiriyoruz. Burada öncelikle mesela milli kargo matiğimizi yaptık şu anda. Bununla ne yapacağız? Sizler gibi yoğun çalışan insanların gündüz mesaisinde kargo evine ya da iş yerine gelemediği için yolunun üzerindeki herhangi bir alışveriş merkezine otomatik kargo matikleri koyacağız. İşinden çıkınca vatandaşımız gidecek oradan kendisine gelen kargoyu alacak, evine geçecek. Büyük bir kolaylık, hayatı kolaylaştırmak, çok güzel. İnsanlarımızın mutluluğunu artırmak. Ulaşamadığımız ya da bir takım ulaşımı zor olan yerlerde dronlar üzerindeki yaptığımız çalışmalar var. Bunlarla diyelim ki İstanbul'da adalarımıza bir kargo mu gidecek, bir acil posta mı gidecek? Bunu vatandaşımıza tercihlerini sunacağız. Eğer bu kargoyu ya da postayı bir saat içerisinde, yarım saat içinde ulaşması gerekiyorsa bizim drone'umuz gelecek alacak adresten ve onu adalara ya da gitmesi gereken adrese götürecek. Yani dünyadaki teknolojik gelişmeleri bizim ekibimiz çok yakından izliyor. Ciddi bir altyapı oluşturuyoruz ve dünyanın yükünü taşımak için de gayret ediyoruz. Ve bunu da inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Sadece yük taşımıyorsunuz. Ben bu para transferi işini de merak ediyorum. Çünkü o çok önemli bir şey oldu. Hani pek çok kişi bankamatiğin olmadığı yere çok hızlı transfer yapılıyor. Kesinlikle bankacılık konusunda hanım söylediğiniz şey sektörü çok daha önünü açacak. Biz elektronik bankacılık konusunda da çalışmalarımız var üst seviyede. Bunları inşallah neticelendirdikten sonra kamuoyumuzda paylaşacağız. Ama zaten şu anda dünyanın her köşesine PTT olarak en uygun şartlarda, en ekonomik şartlarda para transferlerini biz gerçekleştiriyoruz. Bunun birkaç yol yöntemle yapıyoruz. Bunları da halkımız sağ olsun zaten aktif bir şekilde kullanıyor. Biz her yere ulaşılabilir, erişilebilir. Altyapımızı bu anlamda da güçlendiriyoruz. Vatandaşımızın PTT'ye ulaşamadığı bir yer kalmasını istiyoruz. Şu anda 4500 şubemiz var Türkiye genelinde. Hiçbir bankanın olmadığı 1500 noktada biz varız. Aynı zamanda evrensel sorumluluğumuz çerçevesinde de vatandaşımızın postasını, mektubunu mutlaka hangi köydeyse oraya götürmek zorundayız. Bu anlamda da hizmetlerimizi ileriye taşıyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Benim de evimin hemen karşısında bir postane. Onun için o personeli de ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Onlar da çok cefakar vefakar her yere kadar götürüyorlar gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. Böylesine önemli bir kongrenin, Türkiye'de tarih yazılan bir kongrenin
sizlerin yanında yer alması da bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Takip ediyor olacağız efendim. Çok sağ olun. Şanslar, tekrar başarılar dönem başkanlığı için de Sayın Kenan Bozgi'yi ayarladık.